Enbursa.com'dan editörden merhaba. Bugün 24 Ocak. Biz gazetecilerin en üzgün, en hüzünlü, belki de en öfkeli olduğumuz gün. Zira bugün Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. Aslında sadece 24 Ocak değil, genel olarak Ocak ayı yakın tarihin en kara günlerini barındırıyor içinde. Editörde o kara günleri bir kez daha hatırlayacağız. Unutmamak için, unutturmamak için. Cumhuriyet tarihinin bilinen ilk faili meçhul cinayeti 1948 tarihli. Kitapları bugün bile en çok satanlar listesinde yer alan Sabahattin Ali. Zaman zaman sayıları azalsa da faili meçhul cinayetler yakın tarihimizin adeta kaderi gibi. Ocak ayı da kanlı saldırılarla, aydınların kurban edildiği cinayetlerle mimlenmiş durumda. Ocak ayını mimleyen ilk suikast 31 Ocak 1990 tarihli. Türkiye'nin en önemli aydınlarından biri Profesör Doktor Muammer Aksoy Ankara'daki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanıydı. Aradan 3 yıl geçti. Hedefte bu kez cenazesinde Muammer Aksoy'un fotoğrafını taşıyan öğrencisi vardı. Araştırmacı gazeteciliğin Türkiye'deki en önemli ismi Uğur Mumcu. Mumcu 24 Ocak 1993'te tıpkı hocası gibi evinin önünde ama bu kez aracına konan bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Ocak 1995. Yer bu kez İstanbul. Şair, yazar, düşünce adamı. Büyülü gerçekçilik akımının dünyadaki ilk temsilcilerinden sayılan Onat Kutlar, bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ocak 1996. Metin Göktepe. Evrensel'in en acar muhabiriydi. Mutlaka ben izlemeliyim diyerek gittiği haberde gözaltına alındı. Dövülerek öldürüldü. Davası yıllarca sürdü. Metin Göktepe, gözaltında öldürülen gazeteciler içinde katilleri yargılanan ilk gazeteci oldu. Metin'den bir gün sonra 9 Ocak 1996'da İstanbul bu kez kanlı bir terör eylemiyle sarsıldı. İş adamı Özdemir Sabancı, genel müdürü ve sekreteriyle birlikte DHKPC tarafından düzenlenen suikastin kurbanı oldu. Ve 24 Ocak 2001, terörün hedefinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve 4 koruması vardı. Onu herkes unutsa da Diyarbakırlılar asla unutmayacak. Çünkü hala çocuklarına Gaffar adını veriyorlar. Evet, Ocak ayı tarihi karanlık, Ocak ayı mimli. Peki hiç mi güzel şey yok? Var elbette. Türkçenin usta sesi Nazım Hikmet bundan tam 117 yıl önce 15 Ocak 1902'de doğmuştu. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim. Hiç kimse memleketine hasret kalmasın diyelim ve editörü kapatalım. Efendim, biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Yeniden görüşmek umuduyla, hoşça kalın.